Sadık Gültekin, 16 yaşındayım. Bu hastalıkla 14 yaşında tanıştım. Belirli tetkikler sonucu kanser olduğunu öğrendim. 8. sınıfın 2. dönemi tam teorik yılında ben hastalığımı öğrendim. Hani derslerimi falan okudum, her şeyi bırakıp birden kendimi hastanede buldum. İstanbul Marmara Panik Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye başladım. Kemik kanseriyim, osteosarkom kemik kanseri tanımlı bir hastayım. 27 kök hematoyapı aldım. Küçük Savaşçı ismi, ben bu hastalıkla savaşan herkesi bir savaşçı olarak görüyorum. Tabii o zamanlarda hani yaşım küçük olduğundan dolayı kendime bu ismi kendim vermiştim. Küçük Savaşçı olarak kendimi adlandırmıştım. Çünkü cidden büyük bir savaşa giriyoruz. Hani bu kendi bedenimizle olan bir savaş. Kendimizle savaşıyoruz. O yüzden böyle düşünerek bu ismi kendime vermiştim. Bu hastalığı yenmemde benim iki güzel şey oldu. Birincisi hep başucumda okuyamasam bile ilaçların etkisinden okuyamasam bile başucumda duran kitaplar oldu. Ve tabii ki gülümsemek oldu. Ben kansere gülüşlerimle karşı geldim. Kitapları dediğim gibi ilaçların etkisinden dolayı okuyamıyordum. Hatta bu durumdan çok rahatsızdım. Çünkü çok kitap okumayı seven bir öğrenciydi. Kitaplar hiç elimden düşmedi ama hep başucumdaydı, okuyamıyordum falan ama hep yanımdalardı. Onların gücü ve gülümsemenin gücüyle şu an bu durumdayım. Kanseri atlattım, çok şükür. Atlatmama yakın, benim kitap okumamı sosyal medya hesabım üzerinden Barış Gören isimli bir abi öğrendi. Ve benim için sürpriz olarak bir kitap kampanyası başlattı. Kitaplar bana içinde güzel notlarla, hani benim bana güç verecek güzel notlarla her gün elime kargolar geldi. Daha sonra bu kargolar hani 30-40 tane falan düşünülürken birden elde 250 tane kitap birden oldu. Ama hala kitaplar devamlı gelmeye şey yapınca Pınar Özkaşlı ablam vardı. Kendisi bana neden bu kitaplarla kitap kampanyanı büyüterek bir kütüphane açmayı düşünmüyorsun? Benim de o sıralar zaten aklımdan böyle bir şey geçiyordu. Gördüğüm bir rüya sürecinde tabii. Gölbaşı'nın meydanında büyük bir kalabalığa teker teker kitap dağıttığını görmüştüm. Birkaç gün sonra da Pınar abla bana böyle bir istekte bulununca çok mutlu oldu. Sağ olsun son kitap kampanyasını sosyal ağlar üzerinden büyüttük. Güzel de oldu. Her yer, Türkiye'nin dört bir yanından, yurt dışından bile gelen kitaplar oldu. Ben de sonra ilçe milli eğitim müdürümüz Ayşen Özdemir'i aradım. Böyle böyle bir planımın olduğunu bana bu yönde yardım edebileceğinizi hani sordum. O da sağ olsun beni kırmadı, kabul etti. Daha sonra hangi okulda yapmak istediğimi de kendi okuyacağım lisede, ben TEOG puanıyla bu liseye, Gölbaşı Anadolu Lisesi'ne 9A sınıfına yerleşmiştim. Gelemedim ama. Sonra burada müdürümüz aradı, Veysel hocamızı. Veysel hocama da bu isteğimi söyledikten sonra sağ olsunlar desteklerini hiçbir zaman esirgemediler onlardan. Güzel de oldu. Güzel bir kütüphanemiz oldu. İsmi Küçük Savaşçı Kütüphanemizde. Ben bu kütüphaneyi azmi ve başarının simgesi olarak görüyorum. Öyle. Okumak insanın zihnini, dimağını, konuşmasını, kültürü, karakterini, hülasa yaşam biçimini belirleyen, şekillendiren, oluşturan en önemli faktördür. Küçük bir beden, öyle değil mi? 14 yaşında bir hastalıkla karışmış, maneviyatı da bozulmuş, morali de bozulmuş değil. Büyük bir mücadele azmiyle, yani bedeninden büyük bir yürekle, gördüğüm kadarıyla, anladığım kadarıyla ve müthiş bir azimle, yani ablalarının, abilerinin, amcalarının gösteremeyeceği bir azimle büyük bir kahramanlık yapmış.
böyle küçük kahraman değil, aslında büyük kahraman. Hepinizi onu alkışlamaya davet ediyoruz. Bismillah, hayırlı olsun. Thank you.